tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. 2. Burada tabii başarı Dursun Özbekler'den Timur'un abi. Okan Hoca istemedi. Haklı olarak istemedi. Ya problemli adam abi. Problemli adam. Kolay değil yani. Ama ya biz aldık. Sen istersen oynatma dediler. Her zaman söylediğim gibi transfer hocaya bırakılmaz. Hoca sadece Evander'le Mitsu'yu çok istemişti. Mitsu'yu aldılar. Evander'i de alıyorlardı. Olmadı. Bütün bunlara rağmen yani hocaya rağmen transfer yapılır bazen de. Bazen de hocaya rağmen transfer yapılır. Hoca da kompleks yapmadan bunları değerlendirirse hem kendine fayda sağlar hem takıma fayda sağlar. Yani Şenol Hoca'nın da istemediği oyuncular alınmıştır ona. Kompleks yapmadan yararlandığı zaman hoca da büyür, takıma da fayda sağlar. Dolayısıyla burada en başta şampiyonluğun bir numaralı aktörü bana göre Dursun Özbek'tir. Metin Öztürk'tür. Erden Timur'dur. Celal'dir. Celal Bey'dir. Celal Özgür, Cemal Özgürkey'dir. Ya bu dördünü bir arada ortak bir amaç uğru doğrultusunda belli bir hedefe doğru çalıştırma prensibini hayata geçirme kolay bir iş değildir. Paralarını zamanında ödeme. Bana göre çok doğru zamanda prim verme mesela. Çok doğru zamanda prim verme. Yani burada hepimiz biliyoruz ki Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında olası kayıplarda Okan Hoca gidebilirdi. Bunu burada Galatasaraylı muhabir arkadaşlar da söylediler. Yani hoca sallantıda diye. O iki maçtan sonra iş döndü. Şimdi orada da hocanın arkasında o zamana kadar bir durmak, ondan sonra destek olmak. Ya ben sana o kadar da güvenmiyordum ama kendini kanıtladın. Şimdi ne istiyorsan alacağım demek. Tamam mı? Yani bunlarla yüzleşmek. Tamam hocam sen bana da kendini kanıtladın demek. Falan. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Bu birliktelik bana göre yeterli de olmayan bir hücum futboluyla ama çok iyi bir savunma futboluyla, savunma düzeniyle, savunma oyuncularına muazzam katkısıyla. Bakma sen şimdi sallıyoruz, kaleci gelmiyor. Yok işte dolandırıldı, işte kafası dağıldı. Lan o parayı biz kaybetsek bizim her yerimizi kaybederiz biz. Tamam mı? Her neyse de şimdi sen 8 hafta, 10 hafta, 15 hafta Mustera Gomis'le gittin abi. Kimse kusura bakmasın. Sen 10 hafta, 15 hafta ne Abdülkerim ne Nelson konuşulmuyordu. Mustera Gomis. Mustera Gomis gidiyordu. İlk 3-4 maç Abdülkerim iyi değildi. Adapte olamamıştı. Hayır. Yani ilk 10-15 hafta sen 15 hafta abartı da ilk 10 hafta Mustera Gomis gittin. Öyle. Mustera Gomis gittin. Ne zaman? Başakşehir'in Dünya Kupası'ndan sonraki dönem. Dünya zaten Beşiktaş, Başakşehir'le başladı. Başakşehir, Beşiktaş, sonra Dünya Kupası. Ondan sonra şey. Tabii derbilerde müthiş oyun. Müthiş oyun. Hocanın master pay, başyapıtı Fener maçı. Kendi taktik analizinin, müdahalelerinin başyapıtı Fenerbahçe maçı. Kesinlikle. Ama hep söylüyorum Fenerbahçe yanıltır. Beşiktaş'a da söyledim. Sonra gide işte biraz dalgalı futbollar falan. Bana göre verim alınamayan bir Zaniolo transferi. Ama o da havadır. Hava katar. Seneye verim alınabilir ama bu sene henüz alınamadı. Takımı fikren rahatlatan Kaan Ayhan transferi. Hocayı fikren rahat olan birisine bir şey olsa Türk yok. Falan. Adekubbe. Ne olur olsun 3-4 maç kullandın abi. Ulan bunu da Türk sayıyoruz. Bak gel alalım falan. Şimdi bunların hepsi doğru transfer hamleleri. Ama tabii dedi şimdi bir Galatasaray bir tek son 6 maçta bütün gollerini Icardi'nin atması Icardi'nin başarısı. Bütün topları Icardi zaten atar içeriye. Oyunu son 6-7 hafta için kabul edilebilir. Ama genel olarak baktığında bu tabii ileride bu gelecek sene böyle olmayacaktır. Şimdi Galatasaray ne yapacak? Bana göre ya Sadio Mane indirecekler. Ya Kante'yi Mante'yi Beşiktaş'a beklerken onlar alacaklar. Ne bileyim işte Kolibali'yi onlar alacaklar. Firmino'yu onlar alacaklar. Hani herkes bir şey beklerken asıl böyle bir iki tane sansasyonel transferin Galatasaray tarafından yapılacağını düşünüyorum. Neden? Mantık anlaşıldı. Mantık. Mantaliteyi gördük. Ve bu mantalitenin e,
işlediğini de gördüler. Bir de Gardi ile iyiler abi. Şimdi bak bir menajerle iyi olacaksın. Şimdi Gardi sana ne getirmiş? Torreira da aracılık etmiş. Mertens'i birebir getirmiş. Zaniolo da aracılık etmiş. Icardi de kulüp tarafında aracılık etmiş. Saint Germain tarafı. E şimdi sen bu İtalyan'la bu kadar iyiken Giovanni Simone diyorlar işte şimdi. Değil mi? Yarın neden mesela attım şimdi Lukaku olmasın? Neden? Ne bileyim hani örnek vermek gerekirse Giroud olmasın. Örneğin yani. Icardi ile bu ilişkiyi kurmuşken o işte anlattığın, çok güzel anlattın. Hem kalben hem de mental açıdan. Adam gibi adammış. %100 kendini Galatasaray'a adamış bir Icardi varken. Ben bile seviyorum da Icardi'yi. Yani tamam işte Lukaku'yu mu tercih edersin böyle Icardi'yi? Icardi'yi tercih ederim canım. Ama bir de mesela Gomis yok ya şimdi. Evet. İşte Icardi, Giovanni Simone bir tane daha mesela. Örnek veriyorum yani Santrafor'da Icardi'yi. Anladım, anladım. Yani Icardi olmaz, Rashica'nın yerine birini bulursun. Örneğin misal veriyorum yani. Rashica yerine birini bulmayıp Rashica'yı tutsan daha iyi değil mi? Daha iyisini bulabilirsin. Kim? Mesela o paraya Rashica'nın verdiği katkı. Bak şimdi Rashica orada macun oyuncu. Diğerlerini birbiriyle birleştiren katılıyorum oyuncu. Katılıyorum ama yani bence daha iyi birini isteyeceklerdir. Peki. Atıyorum Mertens'in artık bana göre yedeğe düşmesi lazım. Bir kere ben Mertens'in şunu bir katkısı yok son 10 haftadır falan. Bir kere ben yani şöyle düşünüyorum. Oraya mesela bir ikinci santraforu düşünemez mi? Düşünmezler. Ben şöyle düşünüyorum. Mustafa Muhammed Nant hiç fena değil. Bakalım böyle bir de Okan Buruk'la. Yani Mustafa Muhammed iyi bir alternatif. Mustafa Muhammed'den daha iyi alternatif Mustafa şu an itibariyle. Falan artık Galatasaray gitmez. Ben Erden Timur'u, Dursun Özbek'in şeyini anladım. Vizyonunu. Bakış açısını gördüm. Şimdi onlar da bu bakış açısından verim aldılar. Yalnız Mustafa Muhammed de üzerine düşmeye değecek bir ve oyuncu kumaşı var abi. İlk geldiği zaman da gördüğümüz gibi. Ben onunla artık uğraşmayacaklardır. Bundan eminim. Ama şimdi böyle Lukaku'yu alıp böyle yedek bekletemezsin Lukaku, hocam. Ben yani. Misal dedim ya. Misal ya. Lukaku misal dedim. Yani Lukaku Icardi olmazsa belki şimdi örnek. Yani seviye olarak veriyorum bu örnekleri. Anladım. Seviye olarak veriyorum. Çünkü benim mesela neden atıyorum gene bir seviye olarak söylüyorum. Yani olacağından değil. Belki de seneye Benzema'yı alacaklar. Anladın mı? Hani seviye olarak söylüyorum. Bir sene daha sözleşmesi var Benzema'nın. Icardi gidiyor mu? Ya giderse diyorum ne bileyim giderse, misal veriyorum. Anladım, misal, tamam. Misal. Ha, onu söyledi. Hani misal hem Icardi veriyorum. Varken bunlar atıyorum, nasıl olacak anlayamıyorum. Torreira'yı sattın diyelim ki. Diyelim ki Torreira'yı sattın. Oraya ne bileyim işte Kante'yi indirirler yani. Bundan sürpriz olmaz bizim için. Eyvallah ben de Galatasaray'ın flash transfer yapmasını yine bekliyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yoğurt yiyişi farklı ya galiba. Anladım yoğurt, anladım. Yoğurt var ya yoğurt. Evet. Galatasaray'ın yoğurdu yiyişi bu. Galatasaray'ın yoğurt yiyişi buyken ben bu sene en az iki tane yani dünya yıldızı bekliyorum. Bunun bir tanesi belki de kalecidir. Olabilir ha. Belki de kalecidir yani. Belki stoperdir. Belki Nelson'u sattık biz atıyorum şu takıma. Bilmediğim şimdi bitmiştir belki o iş. Şu takıma satmışız. Yerine de bunu almışızdır. Diyebilirler yani. Efendim bir sağ beki boya işte bir 12-13'e sattık. Oraya birini getirdik diyebilirler. Bunların ben Mane konusunda bir şey bekliyorum yani. Bir sürpriz bekliyorum. Türkiye'de bilgin mi var, hissiyatın mı? Hissiyatım var. Sadio Mane'yi birisi getirecekse, Roberto Firmino'yu birisi getirecekse bu Galatasaray olur. Bu Galatasaray olur. Çünkü iki sebepten bu işler ilişki meselesidir abi. Baba kaç para istiyorsun? Ali'cim benim kanalıma transfer olmak için kaç para istiyorsun? Bir 10 para milyon lira. 10 milyon lira, 11 milyon lira verdim. Geliyorum. Vardır. Bir de şu vardır. Ali ben seni çok seviyorum. Gel bir gün seninle konsere gidelim. Seninle işte Liverpool'da bilmem ne konserine gidelim. Orada yemezler. Falan filan. Yine 10 milyon lira vereyim. Beni tercih edersin yine. Beni tercih edersin. Hayır Liverpool'da konsere gidelim diyen adam... Zaten beni çok iyi tanıyordur. Ondan fazla para kazanamam ben. Hayır 10 milyon vereceğim yine. Yani kariyerim boyunca olan şey olabilir. Hayır ben 10 veriyorum o 11 tabii, veriyorum. Tabii Liverpool konserine. Onu tercih. Beni seversin yani. Tabii. Benimle, çok güzel somut örnek verdim. Bir kere güzel de, gelişmelere de para verdim. Ve bir kere de evet beni seversin. Şimdi o zaman beni seversen oradaki 1 milyon liraya bakmazsın. Zaniolo'nun bakmadığı gibi. Evet. Çünkü burada çok iyi anlattın. Çünkü ya. Burada birisi Gardi var. Gardi gidiyor. İtalyan menajerle görüşüyor. Tamam mı? Öbüründe Zaniolo'nun menajeri bambaşka birisi. Onun da adını söylemiştim ilerleyen şeylerde, geçmiş programlarda. Yani Zaniolo'nun menajeriyle görüşen Gardi var.
Bir de Selahattin Baki var. Selahattin Baki Fenerbahçe'nin resmi teklifiyle gider. Erdem Bey'in gösterdiği gibi. Sevgili Antonio. Antonio'cum bizim şartlarımız bu der. Mükemmel İngilizcesiyle. Tamam mı? Konuşur. Oturur. Güzel güzel yemek yerler. Fenerbahçe'yi anlatır. Zaniolo'yu istiyoruz der. Ve daha fazla para teklif eder. Ama Gardi, Antonio, ya senin amcanın oğlu da bizim kuzenle şeymiş çıkar. Anladın mı ya? Bu iş böyledir abi. Her yerde böyledir bu. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani yakınlık duyduğunla iş yaparsın. O zaman da 1 milyon euro, 2 milyon euro çok büyük farklar yaratmaz. 5 milyon euro büyük fark yaratır. Ama 1 milyon euro, 2 milyon eurolar bu aradaki ilişkide büyük farklar yaratmaz. Hep Galatasaray lehine olur o zaman. O yüzden de diyorum ki Fenerbahçe'nin Ali Koç'tan altında 3-4 tane şey lazım. İlişki kurabilecek tip lazım. Ali Koç'un da buna müsaade etmesi lazım yani. Bu işleri, Selahattin, bu işleri böyle, Selahattin bu işleri Baki delege etmesi lazım. Selahattin Baki son derece iyi bir profesyoneldir. Son derece kaliteli bir yöneticidir. Gider Fenerbahçe'de Ali Koç'un teklifini iletir. Çıkabileceği barem bellidir. Ama orada muhakeme kafasında muhakeme etse bile orada sorumluluk alamaz. Ama Hakan Bilal Kutlar Amerika'da sorumluluk aldığı için orada bitirmiştir işini. Başkana sormadan sorumluluk aldığı için, başkanım ben böyle yaptım dediği için sonra bir dakika bir başkana sorayım da olmaz o işler. Orada bitireceksin. Tavuk hastayı yatağında seveceksin. Orada bitireceksin o işi. Bugün masaya oturduk. Ali Ece'yle transfer konuşuyoruz. Ali Ece seni benim kanala alalım. Burada kopardım. Anladın mı? Bu iş böyledir abi. Her işte böyledir bu. Her ülkede de böyledir. O yüzden de artık Mane'ye Fener gider, Galatasaray gider, Galatasaray alır. Efendim Firmino'ya Fener gider, Rogon'a rağmen. Galatasaray gider, gene Galatasaray alır. İlişki yönetimidir bu işler. O yüzden de ben Galatasaray'dan bu sene yine iki tane dünya yıldızı bekliyorum. Icardi kalır mı kalmaz mı onları bilmem. Bir geleyim. Onu bilmem. Torreira'yı satarlar mı? Bahsettikleri gibi 20-25 milyon euro teklif varsa ben olsam satarım. Ama madem Icardi dedik, sana da vermeden haftanın en hızlısı da Icardi seçelim. Evet. Birkaç haftadır haftanın en hızlısı. 19 gol eder. Ligde 19 gol değil mi? Toplamda 20 gol, ligde 19 gole ulaştı. Kendisini tebrik ediyoruz. Türknet'le haftanın en hızlısı olarak da gene Mauro Icardi'yi seçiyoruz. Türknet'e teşekkür ediyoruz. Türknet demişken bir anonsumuz var, onu da yapayım. Türknet Gigafiber gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşıyor. 1000 megabite kadar download ve upload hızıyla dünya standartlarında bir hizmet sunuyor. Türknet Gigafiber'le çevrimiçi toplantı ve eğitimlerinizde, ki çok önemli biliyorsunuz, donma kopma problemi yaşamazsınız. Çevrimiçi dizi ve film izlerken eğlenceniz yerde kalmaz. Aman ne kadar önemli bir şey. Gerçekten çıldırtıyor insanı. Çevrimiçi oyunlarda, özellikle sizler, düşük ping ile rakiplerinizin önüne geçer, takımınızın heyecanla beklediği maçlarını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Türknet Gigafiber'e nasıl ulaşırsınız? Şu an için İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nde hizmet veriyor. Eğer bu illerde yaşıyorsanız aşağıya bıraktığımız linkten altyapınızı sorgulayın. Türknet Gigafiber web sitesinden Gigafiber istiyorum bölümünden talepte bulunursanız da arkadaşlar gelip sizin yüksek hızda internetinizi anında kuruyorlar. Tıpkı Icardi gibi. Buyur kardeşim. Icardi ile ilgili ben demin şunu söylemek istiyordum. Tabii ki bu Galatasaray'ın transfer vizyonunu tebrik ediyorum. Geçen sezon çok kısa sürede çok iyi net transferler yaparak takımın çeyresini tamamen değiştirdiler ve bugünkü şampiyonluğun yolunu açtılar. Yani kapıyı açan hamle oldu yönetimsel. Dediğin gibi sen onları çok güzel anlattın. İlişkileri delege etme. Evet, Fenerbahçe'de eksik olan. Şimdi Galatasaray'daki o şeyden çok etkilendim ben anlattığın. Beyin süper adamda. Çok zeki ve %100 mental açıdan kendini Galatasaray'a adamış durumda dedim. Sen dedin ki kalben de dedin. Tabii ondan ya. Çok etkilendim ve şuna ben benzettim. Şimdi Ortega vardı değil mi? Bayağı iyi topçuydu herif. Ama tabii abi işte canım. Hep o
Parmalara geldiğinden beri Arjantin için hep bir böyle sıla hasreti, sıla hasreti. Uzun yıllar Arjantin oyuncular bu vardı. Bak dikkat et, İngiltere'de de yıllarca Arjantinli yoktu. Ardiles bir oynardı. Tabii, biz doğru. Çocukken bir tane de uzun saçlı Villa mı vardı yine onunla beraber Tottenham'da. İki Arjantinli. Ha. Ardiles'i biliyorum da öbürünü hatırlamıyorum. Ricky Villa, Villa. Şimdi nasıl okunuyorsa o da süper topçuydu. İşte klasik Kempes o kadar iyiydi ki baba yedekti yani anladın mı? O yüzden sen hatırlamıyorsun. Şimdi mesela böyle Galatasaray'da Hacı varken... Laudrup da vardı mesela Mihail Laudrup. Hani Barcelona sonuçta Hacı'yı aldığı zaman 94'te Laudrup Real Madrid'e gitti diye Hacı'yı aldı. Hani tabii. O böyle iyi oyuncular. Hangisi daha iyi tartışır fark etmez. Tabii. Barcelona'lılara Real Madrid'lere sorsan Laudrup daha iyi. Galatasaraylılara sorsan Hacı daha iyi. Elbette. Niye? İlk kez Hacı'nın Roma'dan ayrıldığından beri bir %100 ait hissettiği bir yer vardı. İlk kez. O da İstanbul Galatasaray oldu. Çocuğu burada doğdu. Her türlü mutluluğu burada yaşadı. Ta böyle Romanya dönemi. Romanya milli takımı hariç en büyük. Çünkü Real Madrid'de yine Hacı'ydı. Ya ama ya mutlu olamadı, başarılı olamadı kendi hedeflerine. Barcelona da aynı şekilde. İşte ne bileyim mesela yine şey Prosinecki vardı. O da değil mi o dönem? Doğu Avrupa'nın Hacı ile beraber en iyi herif. Maestro oyun kurucusuydu. Sonra Türkiye'ye hoca olarak geldi. Galatasaray şimdi şartlar daha iyi diye o dönemde gidip mesela 96'da geldi değil mi? 98'de Hacı da yaşlandı. Laudrup'u Prosinecki imansak. Abi çok az yaş farkı var. Değmez zaten. Çünkü orada settled. Yerleşmiş. Taraftarla karşılıklı etkileşimi çok yüksek bir oyuncu var. Şimdi Icardi için aynısı geçerli. İlk kez Icardi'nin bir evi var gerçek anlamda. O işte Wanda yengeyle fırtına ilişkisi başladığından beri. Ya tamam işte burada bak. Wanda'yı bağla abi. Burada artık Wanda yenge bir sorun değil anladın mı? Milano'da Inter'li yöneticilerin bazıları için sorundu. Şu anda değil. Icardi evet. Oldu. Çok mutlu etti. Özel tezahüratı var. Özel şarkısı var. Evet. İnsanlarla ilişkisi Galatasaray camiasında çok özel. Taraftarından kulüp çalışanlarına kadar. O zaman Icardi'den daha iyisi bile olsa bence onu getirme. Icardi ile devam et. Bence benim de. Görüşüm o. Bence de. Ama burada bence de öyle. Ama oldu ki olmadı. Velev ki olmadı diyelim. Tamam o zaman eyvallah. O zaman hani gene Galatasaray'dan büyük bir için beklemek lazım. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.